galiba. Bir. İki. T10. Bir mermi yiyecek. Koydum. Herkese merhaba arkadaşlar, World of Tanks'ın bir diğer bölümüne daha hoş geldiniz. Şu anda Prokhorovka haritasında, yanlış mı söyledim, doğru söyledim, Prokhorovka haritasında AMX-1390 ile, malum biliyorsunuz 9 seviye bir tank, 6K görevini yapmaya çalışıyorum, 6K spot görevini yapmaya çalışıyorum. Obje 260'ı almam için son kalan görevim bu. Bu görevi de yaptıktan sonra obje 260'ı da alıyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Burada bu görevi yapamayacağım. Başka bir şey yapacağım. Yine kendi skorumu birazcık gelişeceğim gibi. Böyle buralara biraz sakin geçecek. Ben buraları birazcık böyle hızlandırayım şöyle hafiften. Hafif hafif iki kat hızlandıralım şöyle. Çok pardon. Böyle açılıyorlar, ediyorlar, bir şey yapıyorlar. Bulduk daha sonra önüme gelecek, bir şeyler yapacak böyle. Hareketler hareketler. Arkamda 3 tane TD var. IKB-90, Sturmil ve Su-100 M1 aynen. Şimdi topu topu yaptıkları bir tane atış var. Çok uzaktalar. Uzakta oldukları için tutturamıyorlar doğru düzgün. Yaklaşmalarını söylüyorum, onlara algılamıyorlar, yaklaşmıyorlar. Bu arada sağımdaki çalıyı körlüyorlar fark ettiyseniz. O çalıya geçmeyin. Aklınızda bulunsun, o çalıya geçmeyin. Bak 13-75 spotlanıyor. Bizim TD'ler hala uyuyor arkada. Hala uyuyorlar. Hala tank vuracaklar. Yani olmaz. Bak şimdi bunlar açıldı tekrardan. Bulldog açıldı, Scorpion açıldı. Ama işte hasar yok. Doğru düzgün hasar yok. Benim kaderim işte bu. Normalde olsa yıkar geçersin atalı. Bak burada 13-75 bana gelecek şimdi. Şöyle çok kısa bir süre sonra bakalım. Geliyor mu? Geliyor. Bak şimdi bana doğru geliyor. Yardır yardır geliyor bana. Spotlandıma vururum abi. Bu kadar. Yapabileceği hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Ne yapacak yani? Bir tier üstüyüm. Taletim daha hızlı dönüyor. Ve benim bakımını şimdi o şöyle yaptı. Yanlış yöne gitti aslında bakarsanız. Bir bakıma. Sağa doğru ateş ediyordu. Ben onun soluna geçince bu sefer taretini tekrardan çevirmek zorunda kaldım. Ama benim hep solumdaydı o. Doğal olarak taretimi öyle çok uzun süre çevirmek zorunda kalmadım. Şimdi burada bulldog'a atladım böyle ufaktan. Sonra fark ettim ya arkada Scorpion var. Panther 8-8 var. Sıçmasınlar ağzıma. Böyle birazcık geri çekildim. Artin'in de oldu. M12 var diğer tarafta. O da tehlikeli. Böyle bir Yusufladım, sonra geri çekiliyorum. Geri çekilirken canım benim çıkartıveriyor kafayı. Çıkartırken sokuveriyorum ben de mermiyi. Burada bir tane mermi altından geçti. Yanıma çarptı. Büyük ihtimal Scorpion'un mermisi diye tahmin ediyorum. Bir sağlam böyle bir iz bıraktı orada çünkü. Panther 8-8'in mermisi olduğunu sanmıyorum ama bir önemi yok. Hasar yemedik. Tekrardan aynı pozisyona giriyorum. Belki bir şey çıkar hesabı. Güzel bir şeyler açarız belki tekrardan falan diye. Önce burada hafiften duruyorum böyle bir hani açar mıyım acaba bir şey diye. Açmayınca tekrardan çalıma geri geçiyorum. Bu arada tekrardan hızlandıralım, yapacak bir şey yok burada. Bizim TD'ler arkada oynaş dolaşlar, bir şeyler yapıyorlar sürekli. Durum 6-5, 900 küsür hasarım var. Dedim ki ya artık yürüyeyim ben bari. Tekrardan bakın TD'lere diyorum ki ilerleyin arkadaşlar. Move move move. Panther 8-8'i gördüm diğer tarafta. Sadece Scorpion varsa basarım ben burayı dedim. Ve basıyorum. Son saniyeye kadar zaten Scorpion'da açılmayacak. Ben de açamayacağım onu. Fakat Scorpion'da sanırım lag vardı. Anladığım kadarıyla. Çünkü beni vuramıyor abi doğru turda. Bir tane de atışıyor.
kim vuruyor bilmiyorum. Büyük ihtimal Tiger vuruyor. Veya Su vuruyor. Artık hangisi vuruyorsa. Şöyle bir ufaktan göz gezdiriyorum. Burada birisi var mı yok mu diye. Zaten bundan sonrası acayip zevkli ya. Bundan sonrası var ya. Üf yani üf. Bir normal böyle bir tankla bu pozisyonda olmayı tercih ederdim. Lebe'yi görüyorum. 280 canlı. 2 atış. IKB'ye bakacağım. Sonra baktım çok hızlı gidiyor. Salla dedim. T34'e atalım. İlk ben bir sektörüyüm sanırım. Ben sektörüyüm. İkinciyi sektörüyüm. Çünkü. Yüklüyoruz tekrardan. Yani 1390'ın malum muhabbeti bu. Şarjörlü tank. Çıtır çıtır yükleyeceksin sürekli. T10 sol tarafta. Ona gözümü kestiriyorum. Bir atış daha yapacaksın. Ha T20'ye atıyorum önce. Okey. Okey. Çıkıyor sanırım bu şeyden, görüşten. Ben durdu bak burada. 1 2 T10 bir mermi yiyecek. Koydum. 6 kill. Tapkan. Arka arka 2 kill. Nice. Şimdi T34'ü göreceksiniz. T34 kafa çıkartmış olacak. Güzel vuruyor bizim TD'ler burada. Bayağı iyi çalışıyorlar. Tebrik etmek lazım yani adamları. Su 100 bir tane vurdu. Arkadan sanırım IKV vurdu. Şey Type 59 vurdu. Burada sanırım bir mermi daha ya yiyordu ya yemiyordu. Ha aynen yiyor. Ben çıkıyorum zaten. Adamın yapabileceği bir şey yok. Popodan bir şat. Güzel bir deyimle AM-12'ye M12'ye pardon bir atış daha yapıyorum. Ve 8 kilo ulaşıyoruz. Ve 8 kilo ulaşıyoruz. Panther 8-8 malum zaten. Kaçıyor oradan oraya, oradan oraya. Şuradan geçerken açıyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ya da şey açıyordu. Komet açıyordu. Burada yüklemem hala yeterli değil. Adam da aşağıya kayacak biraz. Ben de yardırıyorum madem öyle diyorum. LTTP yardım istiyor. Tek vurabilecek şu anda ona doğru düzgün çek. Bizim arkamdaki AKV'ler bilmemler ama adam aşağıda kaldı şu anda. Yani kuş aşağı indi biraz. Onu da yapamayacak doğru düzgün. O sebeple ben de basıyorum. Yardım istedi AKV. Tamam dedim. Oğlum dedim. Hatta geliyorum sana yardım etmeye dostum merak etme diyorum. Burada bana bir atış yapacak. Ben bir atış yapacağım. Tamir edecek. Bunları özellikle atmıyorum. Yanına geçmeden. Aynen öyle. Bu arada bizim artı sağ olsun beni vuruyor. Canım benim. Allah as as kas. Yani sok söyleyeceğiz. Sok söyleyeceğiz. Son atışı belki de yapamayacağız yani. Canım içi. Ama 9 kill. 3000 hasar. 3000 asist demeci. Ya tamam baktığınız zaman karşıdaki tanklar 6 seviye. Şey 7 seviye. 8 seviye tanklar ama. Sonuç olarak güzel bir kill serisi ve fırsat kollamayı göstermek istedim sizlere burada arkadaşlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.